Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızda bugün konuklarımız Besim Durmuş, Mustafa Kaplan ve Cenk Verdeci olacak. Dün Mustafa Hoca ile bağlantı sağlayamamıştık. Bugün uygun olursa kendisi bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Birazdan Besim Durmuş hattımızda olacak. Uzun yıllar Samsun Spor'da görev aldı. Şu anda Karaköprü'de çalışıyor Şanlıurfa ekibinde. Karaköprü'de de ciddi bir proje var. Ve profesyonel liglerde en az gol yiyen takımlardan birisi Karaköprü. Bunu belirtelim. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Salim Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam profesyonel liglerde en az gol yiyen takımlardan birisiniz. Bunu dinleyenlerimizle paylaşalım. Karaköprü'de de ciddi bir proje var. Evet. Hatta ben konuştuğumda futbolcu arkadaşlarımla yeni Başakşehir diyorlar. Bu noktada yorumlarınız nelerdir hocam? Evet, bana öncelikle fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim sevgili Salim. Sizler de futbol ailesini çok değerli paydaşsınız. Çok özel yayınlar yapıyorsunuz, sürekli takip ediyoruz. Bizim de kulübün de farkında olmanız, böyle bir fırsatla bize vermeniz çok özel bir davranış. Onun için çok teşekkür ediyorum. Üçüncülüklerde buna benzer takımlar var tabii ama Karaköprü kulübü yapısıyla, Karaköprü'nün merkezi ilçesi büyümesi, gelişmesiyle ve organizasyon kalitesiyle hakikaten benzetirsek öyle bir modele benziyor. Çok sağlıklı bir yönetimimiz var. Kendi içinde organizasyon kalitesi çok yüksek. Fiziki şartlar biraz daha gelişebilirse burada sezon başıyla bugüne geldiğimizde başlarkenki yolculuğumuz, bugün ulaştığımız nokta birbirine tekabül eden bir davranış. Çünkü kulüp organizasyonu iyi, içerideki oyuncu karakterimiz iyi, oyuncular da böyle iyi bir kulübün içinde sosyal yapısı, oyunun kültürü, saha içi davranışları her geçen gün gelişiyor. Bu da bizi olumlu yere taşıdı. Bu tür şeyler kulüplerin yönetimiyle de ilgili, içerideki organizasyon şeyle de ilgili. Birbirine bağlantılı, evet, az gol yiyen bir takımız. Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Aynı zamanda hem rakibe karşı oynadığımız maçlarda kendimizi ifade edecek kadar ya da kendi karakterimizi ortaya koyacak kadar oyun kültürümüz gelişti. Her maç bir karakter oluşuyor. Bazen berabere kalıyoruz, bazen kazanıyoruz. Mağlup olduğumuz da oldu ama evet, söylediğiniz gibi ligin en az gol yiyen takımıyız. Kendimizi ifade eden bir yere geldik. Bizim grubumuz belki 3 tane grubun içinde en dengeli grup gibi gözüküyor. 6-7 tane birbirine benzeyen şehir takımları, yarışan takımlar var. Bir de ilçe takımı olarak sizin de söylediğiniz gibi kulübün organizasyon yapısı, içerideki oyuncu kalitesi birbirine paralel devam ediyor. İnşallah ilk yarıyı da olumlu bitirip inşallah yıl sonunda da en kötü bir playoff oynamak istiyoruz. Tabii hayalimiz de var ama bunlar kolay şeyler değil. Ama söylediğim gibi kulüp her gün kendi içindeki yapısını geliştirerek hem genç oyunculara fırsat veriyoruz, hem yarışan oyuncuları kendi bünyemizde barındırıyoruz. Bizim adımıza her şey güzel. Ben tekrar teşekkür ederim böyle bir fırsatı bize verdiğin için Salim Bey. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Besim Durmuş, sohbetimiz devam ediyor. Hocam uzun yıllar birincilikte görev aldınız. Süper Lig'de görev aldınız. Şu anda 3. Lig'desiniz. Bu noktada hocam bu tercihlerinizin sebebi nedir? Bir değişim var futbol ailesinde de. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Bazen bizim tercih yanlışlığımızdan oldu. Ama şunu söyleyebilirim. Hiçbir kulüp ayrıt etmeksizin biz futbolu çok seven, futbolun içinde olmak isteyen, sürekli içinde kalmak isteyen bir yapımız var. Ben Samspor'da çalışırken de, işte Kasımpaşa'da ligde çalıştığım dönemlerde de, başka takımlarda hep kendi altyapılarına, gençlere önem veren bir yapım var. Futbolu çok seviyorum, çalışmak istiyorum. Böyle proje takımların içinde yer almak istiyorum. O yüzden
Böyle belki alt ligler evet şey gibi gözüküyor ama bulunduğumuz yerde, çalıştığımız yerde zevk alıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Ama tabii söylediğim gibi ülkemizde antrenörlük yapmak kolay bir şey değil. Her şey sonuçlarla ilgili. Çok böyle hocalık biraz sonuçlara bağlı bir şey. Çok sabredilmiyor da. İşte biz böyle olumlu başladığında biraz sürecin devam ediyor, iz kalıyor. Daha uzun soluklu çalışıyorsun ama futbolda başlamak çok önemli. Bazen zaman zaman sıkıntılar yaşadığımız dönemler oldu ama futbol içinde olmaktan, futbol ailesinin paydaşı olmaktan çok memnunum. Bu konuda ligde ayrıt etmiyoruz. Tabii ki insan gönül istiyor daha üst liglerde çalışmak ama bulunduğum yerde de mutlu olduğunu söyleyebilirim sevgili Salim. Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Samsun Spor sizin için ayrı ve özel bir yerde. Hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak, yardımcı antrenör olarak görev aldığınız bir camiye. Samsun Spor hocam bu sezon Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Ve bir direkt slogan var. Cumhuriyetin 100. yılında Samsun Spor'a şampiyonluk yakışır. Samsun Spor'un hocam şampiyonluk yolundaki planlarından bahsettiğimizde önemli bir atılım yaptılar. Şampiyonluğa ulaşabilir mi hocam bu sezon? Ya Samspor bulunduğu ligde her sene şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bazen geride kalıyor, bazen yaklaşıyor. Samspor şu an çok önemli, özel bir başkanı var. Çok yani tabiri caizse organizasyon kalitesi çok yüksek. Çok geçmişe ait kökleri olan futbolun çok değerli bir paydaşı, kökleri olan büyük bir camia. Hatta ben Samsun'da doğdum. Bütün altyapılarında oynadım. A takımda bütün kategorilerinde antrenörlük yaptım. A takımda teknik direktörlük yaptım. Çok onur duydum, şeref duydum. Ayrıca ben de Samspor taraftarıyım. Başka bir takım tutmuyorum. Bizim için özel bir yer. Samspor başka bir boyut. Hayal ediyoruz en kısa sürede paketli yerlere gelmesini arzu ediyoruz. Samspor söylediğim gibi bulunduğu ligin en büyük potansiyelidir. Hem içinde barındırdığı oyuncu itibariyle, hem organizasyon kalitesi itibariyle, hem de altyapısına da çok özel ayrım yapıyor. Tesislerini yaptılar. Altyapıdan milli takımlara oyuncular verdiler. Kendi bünyesinde barındırmaya başladı. Hem yarışıyor hem de alttan oyuncu biriktiriyor. Bence Samspor en kısa sürede inşallah hak ettiği yere çıkar. Bu sene de en büyük adaylardan biri sevgili Salim. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Besim Durmuş, sohbetimiz devam ediyor. Hocam önemli maçlar oynuyorsunuz, flaş galibiyetler alıyorsunuz. Ligde de lideri de mağlup ettiniz, bunu da söyleyelim. Lig liderinin iki mağlubiyeti var. Birisi size karşı, Yeni Mersin İtman Yurdu'nun. Dünya Kupası arasında da heyecan devam ediyor. Karaköprü olarak önemli maçlara çıkıyorsunuz. Son olarak hocam, bu noktada hedefler nelerdir? Evet. Ve bu haftada zaten hocam ifade ettiğiniz gibi birbirinden önemli maçlar ve rakiplerin de birbirine dengesi yakın. Rakibiniz Elazığ Spor'u ağırlayacaksınız. Bu noktada hedefler nedir hocam? Maç öncesinde neler söylersiniz? Ya biz hani çok büyük uzun hedefler içinde çok şey barındırıyor. Onları yönetecek, bu seviyelerde onları yönetecek kabiliyetler oluşmuyor. Organizasyon kaliteleri yok. Biz her günü kendi içinde iyi yaşamak istiyoruz. İlk en önemli maçımız, en önce oynadığımız maç. Oynadığımız iyi şeylerden faydalanıp daha verimli hale dönüşmeye çalışıyoruz. Kaybettiğimiz zaman da onu bir fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Yani her gün sahaya kim olursa olsun kazanmak için kazanacak davranışı bir karakter koyarak oyun felsefemizle birlikte ortaya koymak istiyoruz. Bu da bize olumlu dönüyor. O yüzden herkese karşı son iki haftada çok özel maçlar kazandık. Oyuncularıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Evet. Sezon başından beri vazgeçmeyen bir yapıları var. Bu hakemin bitiş düdüğüne birlikte çok oyun içi hep sürekli oyunda kalıyorlar. Bu noktada kendimizi güvenli hissediyoruz, özel hissediyoruz. Tabii maçlar oynanmadan kazanılmıyor. İnşallah hafta sonunda kazanacağız. Kazanarak da devam etmek istiyoruz. Sevgili Salim. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı hocam. Verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim, zaman ayırdınız. Görüşmek üzere hocam. Selam. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Besim Durmuş'tu. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyiz vallahi ya. Buradan çıktım. Tam eve gidiyordum. Sizi aradınız. Süper hocam. Hocam, Süper Lig'e ara verildi. Dünya Kupası'nda ve birincilikte heyecan devam ediyor atletiklerde. Evet. Bunu dinleyenlerimizle de paylaşalım, sizlerle de paylaşalım. İsterseniz hocam Dünya Kupası'ndan başlayalım. Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar var. Japonya 6 puan yaptı, evet. Gruptan çıktı, Almanya veda etti. Bugün de önemli maçlar var. Kamerun Brezilya ile karşılaşıyor. Yine aynı grupta, G grubunda Sırbistan İsviçre ile oynayacak. H grubunda saat 18 kuşağında Gana, Uruguay, Güney Kore, Portekiz maçları var. Ne dersiniz hocam? Nasıl bir son 16'ya çıkan takımlar da belli oldu. Nasıl bir Dünya Kupası izliyoruz? Ya şöyle söyleyeyim. Ben yani geçmiş oynanan Dünya Kupası'ndaki maçlarla kıyasladığımız zaman o tadı alıyor musunuz diye sorsam ya pek alıyorum diyemem açıkçası. Ama iyi oynayan takımlar var, sürpriz yapan takımlar var. Hemen hemen maçların 6'daki maçlar, 10'daki maçlar dönüşümlü olarak da seyrediyorum ben. Hatta evet. En son biz de Hırvatistan maçını izlemiştim Belçika'yla. Yani iyi de bir maç oldu. Buradan 3-4 tane beğendiğim takımlardan bir tane bir maç oldu. Evet. Yani öbür tarafta işte Kasım'ın yaptığı sürpriz var. İşte İran'ın yaptığı bir sürpriz maç kazanmıştı işte. Arjantin'in mağlubiyeti, Brezilya'nın iyi oyunu, Fransa'nın iyi oyunu ya da ne bileyim Portekiz. Yani maçlar belki de futbolculara müsabaka zamanında olduğu için, yoğunluk da bindiği için, yorgunluk da bindi. Biraz tempo olarak da düşük geçiyor. İster istemez bize oradaki iklim futbolcuları zorluğunda bırakabilir. Ama genelde baktığım zaman sonuçta futbol maçları olduğu için bize zevk alarak izliyoruz. Hocam, Dünya Kupası'nda da bugün önemli maçlar var. Az önce de paylaştım. Brezilya'yla evet. Mesela Brezilya çok çok iyi hocam. Ne dersiniz? Evet. Ben Brezilya'nın maçlarını seyrettim. Benim favorim de yani belki Fransa da olabilir ama ben favorim Brezilya diyorum ben. Dünya Kupası'nı kazanabilir. Evet. Yani çünkü baktığın zaman mesela Almanya'nın elenmesi, bir anda mesela Japonya'nın yaptığı sürpriz, hiç kimseni beklemedi. Dün İspanya maçı mesela İspanya maçına dönüşümde seyrediyordum. Yani futbolda bazı ülkeler bayağı bir gelişim göstermiş. Keşke bizim Türkiye'de olsaydı orada. Yani dün mesela o Belçika Hırvatistan'ı izledim. Hırvatistan takımının yaş ortalaması büyük olmasına rağmen müthiş bir maç oldu. Arjantin iyi bir başlangıç yapmadı, sonradan düzeltti. Evet. Yani 16'ya kalan takımlar şimdi onların arasında belki sürprizler de çıkabilir ama yine de belirli ülkeler bu işte favori gibi gözüküyor. Arjantin o zaman büyük bir ihtimalle Brezilya da Kamerun'u yenebilir gibi gözüküyor tekrar. Hocam, sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuyu. Yani öne çıkan bir şey yok yani böyle. Aşçı oldu, aşçısını yaptı diyemez. Yani eskiden mesela Dünya Kupası'nda öne çıkan oyuncular olurdu. Şu anda ismi olmayan oyuncu Dünya Kupası'na damga vururdu. Şu anda öyle bir şey yok yani. Hep bildiğimiz oyuncular aynı ayarda. Evet. Hocam, birincilikte de heyecan devam ediyor. Birincilikte de bugün önemli bir maç var. Eyüp Spor'un rakibi Tuzla Spor. Bu maçla ilgili öngörünüz nedir? Ya ben Eyüp Spor bizim Adana Spor'da bir çalışırken de bizde yenmişlerdi 1-0. Ben evet. O zaman Murat Başkan'a da İbrahim Hoca'ya da söylemiştim. Bana göre bu sene şampiyonun en büyük adayı Eyüp Spor. Hem kadrosu geniş olması, hem alternatifli olması ve süperlik oynayan top oyuncunun olması. Yani o ağırlığı kaldırabilecek oyuncu yapısı olduğu için şampiyonun en büyük adayı Eyüp Spor. Bugünkü maçta ya çok büyük düşük bir olacağını düşünmüyorum ben. Yani o elindeki mevcut kadrosunu iyi kullanıyor İbrahim Hoca da. Bugünkü maçta kazanıp
Hedefimiz bir şampiyonlukta bir maç daha kazanmak hedefe gider. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam, sezon Adana Spor'da başladınız, sonrasında ayrılık süreci gerçekleşti. Süreçle ilgili hocam düşünceleriniz nelerdir? Sezon başı gitmiştiniz, önemli bir camia Adana Spor'da. Ya Adana Spor iyi bir camia, büyük bir camia. Geçmişe yere baktığım zaman başarılarla dolu bir camia. Ya biz oraya gittiğimizde biz hem şeyi düşündük, dedik ki burada başkanla da konuştuk. Yani istediğimiz transferleri yaparız, Adana Spor'u layık olduğu yerlere de getiririz dedik. Ben burada da Adana Spor taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bayram Başkan'a da teşekkür ediyorum. Çünkü biz giderken de iyi bir şekilde konuşarak anlaştık. Ayrılırken de aynı şekilde. Orada biz belki oyuncu transferleri geç aramıza katıldılar. Biz 4 beraberlik bir mağlubiyet aldık. Eyüpspor'a penaltıyla mağlup olmuştuk. Yani hak ettiğimiz bir mağlubiyet de değildi. Hakem arkadaş orada çok olumsuz bir karar verdi. Evet. Yani kaybettiğimiz maçtan sonra da biz ekip olarak yani Adana Spor'un önünü açalım. O süreçte de bizim benim ısrarla istediğim başkana da söyledim. Yani bu takıma bir kaleci, bir stoper, bir sekiz, bir santrafor, hatta bir tane de sağ bek istemiştim ben. Hadi dedik sağ bek idare edildik ama kaleci, stoper ve orta saha santrafor olması olmazlarımız demiştik. O süreçte de işler de biraz oyuncuların gelişi gidişi, işte ekonomik durumlar biraz biz orada transferler olumsuz geçti. Yani öyle olunca biz de 4-5 önce başkanla da konuştuk. Ayrıldık. Hatta ayrılırken de hiçbir tazminatmış ya da bir ileriye dönük bir alacakmış hiçbir şey talep etmeden başkanla iyi bir şekilde el alışarak ayrıldık. Bayram Başkan da bizim de orada yani transferlerde çok büyük uğraşlar verdi. Hatta biz ayrıldıktan sonra mesela İshak Adil, santrafor geldi. Yani Eyüp maçı atlası geldi ama oynatamadık, hazır değildi. Pedro Nuno diye bir oyuncu geldi. Yani hazır değildi. Bir de bunlar benim al dediğim ya da benim daha önceden izlediğim dediğim oyuncular değildi. Orada mesela Sako diye benim Ankara'da çalıştığım bir oyuncu vardı. Onun alınmasıyla ilgili çok ön ayak oldum. Çok istediğim bir oyuncuydu. O da geçmişte çok büyük katkı da vermedi şimdi doğru söylemek lazımsa. Ama Adana Spor'un iyi bir kadrosu var. Yani Eyüp Hoca'yla da zaten çıkışta yakaladılar. Orada iyi bir birlik, beraberlik de var. İyi de bir sezon başı geçirdik. Yani büyük bir ihtimalle bundan sonra Adana Spor'un da maç kaybedeceğini de düşünmüyorum. Daha iyi yerlere geleceklerdir puan olarak. Bir şampiyonluk, bir playoff olur mu? Yani onun için bir şey diyemem. Ama belki ligde çok rahat bir süreç geçirebilirler. Hocam, dinleyenlerimizden size gelen sorular da var. Barış Bey yazmış. Selamlar Salim Bey. Mustafa Hocama da selamlar. Mustafa Hocama bir sorum var. Kendisi Erhan Namlı, Ümit Bozkurtlardan başlayarak sayısız oyuncu kazandırdı Türk futboluna. Scout adına evet, bence en iyi isimlerden biri. Bence onun gibi kişiler yeterince kullanılmıyor Türk futbolunda. Bu konuda hiç mi isyan etmiyor hocam? Kendisine Hollanda'dan selamlar. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela ben şu anda Süper Lig'de saysam belki herhalde yani çok da abartmayayım ama 15-20 tane oyuncum vardır benim. Çok güzel. Gençler Birliği'nde, Ankara'da çalıştığımız, çıkarttığımız dönemlerde. Hepsine de emeğime helal hoş olsun. En son mesela Adana Spor'da Burak Tüzün diye 2006 doğumlu bir oyuncu çıkarttım ben. Bir türlü çocuğumu atamadık sahaya ama bana göre 1-2-3 sene içerisinde Adana Spor'a çok büyük bir kazanç sağladık. Yani biz evet şimdi yine mesela maç izlemeye gidiyoruz. Geçen hafta ben İzmir'deydim. İzmir takımlarını seyrettim. Manisa, Erzurum maçına da gittim. Sonra Buca maçına geldim. Altay Gençler Birliği maçı vardı. İşte bu önümüzdeki hafta bir program yaptık. Yine mesela şu anda 4 tane oyuncuda teşvik ettim ben. Mesela herkes bazen bir şeyler konuşuyor. Örnek İsmail, Fenerbahçe'deki İsmail şu anda futbolcu olduğu için herkes diyor ki şöyle oldu, böyle oldu. Onunla ilgili çok güzel bir anı var ama şimdi zamanı değil. Tabii ki. Anlatın hocam, anlatın lütfen. Yani biz Gençler Birliği'ne getirmek istiyorduk. Evet. Hiç kimse belki bilmiyordu. Sonra bir arkadaş aradı beni. Üçüncülükten bir oyuncu var mı
kime söylersin? Ben dedim böyle böyle İsmail var dedim. Alamıyoruz ama siz gidin alın dedim. Ve hatta o arkadaş da o gün sonra 5 hafta sonra Fenerbahçe'ye gitti. Yani biz bu Emrah konuda... Emrah Bozkurt mu hocam? Yok. İsmail yok mu Fenerbahçe'deki? Evet. Emrah Bozkurt mu getirdi İsmail o dönem? Erdin yok o zaman Emrah Bozkurt değildi. Bilmiyorum ben. O zaman beni arayan o dönem üçüncüde bir oyuncu sor dediğinde bana soran Erdin Şehit'ti. Evet. Çünkü böyle bazen Erdin arar beni sorar. Ben de böyle böyle bir oyuncu var dedim ama biz alamıyoruz. Yani şimdi yine mesela buldunuz yani ikincilikte, üçüncülükte hatta bir tane de PTT'de ama o PTT'deki oyuncunun takımının puanlaması iyi olmadığı için biz oynatmıyorlar. Bir kupa maçı seyrettim ben. Çok beğendim ben oyuncuyu. Hemen notlarımdan sonra da aldım yani. 2004 doğumlu. Yine bir 2005 doğumlu bir oyuncu var öyle benim beğendim. Yani yine biz ben durmuyorum. Ben bu işi de sevdiğim için ben hafta sonları sürekli maçlara gidiyorum. İşte bundan 3 hafta önce yine yerlere gittik. Sonuçta mesleğimiz bu. Ama iyi oyuncuları da bulduğumuz için o oyuncular da yerlere geldiğinde biz de mutlu oluyoruz. Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan sohbetimiz devam ediyor. Mustafa hocam siz Gençler Birliği'nde hatırlıyorum. Gençler Birliği'nde İrfan Can Kahveci ile Ankara Gücü'nde Altay Bayındır'la çalıştınız. Her ikisi de şu anda takımlarının önemli bir parçası. İrfan Can'la ilgili yorumunuz nedir hocam? Ya İrfan Can bir kere çok kaliteli bir futbolcu ve çok kaliteli bir insan. Evet. Yani çok yardımsever, iyiliksever. Mesela bizde oynadığı dönemlerde altyapıya çok yardım ederdi. Mesela aynı şekilde Ahmet Çalık, Ali İbrahim Pehlivan çıkarttım o yüzden size söylüyorum ben. Yani bu İrfan Can gibi o dönem biz Hacettepe'de şampiyon olduğumuzda 9 tane oyuncumuz milli takıma gitmişti. Hatta bu İrfan da bunların içerisindeydi. 8 tanesini ben A takım 8 sıralıkken A takıma almıştım da bunları. Yani burada çok iyi gelişim gösteren oyuncularımızdı bunlar. Mesela ben İrfan'la sürekli görüşürüm. Altay'la sürekli görüşürüm. Yani Uğur Çiftçi'yle görüşürüm. Ya da bizim mesela Arda Kızıl'da Antep'e giden Ömürcan. Çocuklar beni arar. Ben onları ararım. Yani bir abi olarak, bir hoca olarak sürekli ben onlara yardımcı olurum. Yani bizim o dönem Gençler Birliği'nde çıkarttığımız oyuncular hepsi bir yerlere geldi. Bu da bizi mutlu ediyor. Ben hep söylüyorum. Yani İrfan Avrupa'da her takımda oynar. Altay Avrupa'da her takımda oynar. Yani mesela örnek Soner Dikmen bizim Konya Spor'daki. Belki ben onu zorla futbolcu yaptım yani. Çocuk çok istediği için futbolcu yaptı. Belki o dönem kulüpte herkes karşıydı. Bu oyuncuya ya işte bunu niye oynatıyorsun? Bu böyle bu böyle. Yani futbolcu olarak söylüyorum. Ama bu çok büyük bir futbolcu olacak. Herkes görecek dedim. Nitekim kimdikin Türkiye ondan bahsediyor. Buna Soner Aydoğdu, Tayfur Bingöl. Yani bunun gibi bir sürü oyuncu sayabiliriz. Yani Altay'da mesela ben hep söylüyorum. Fenerbahçe'ye Türk futboluna uzun yıllar hizmet edecektir. İrfan aynı şekilde. Soner aynı şekilde. İşte Ahmet Oğuz Konya'da oynuyor. Çıkarttığım oyuncu. İşte Cebrail Karayel yine benim çıkarttığım oyuncu. O da Konya Spor'da oynuyor. İşte Halil İbrahim 3 tane oyuncumuz şu anda Gaziantep'te oynuyor. Yani bunun gibi bir sürü oyuncu. Bir de belki Ankara futboluna böyle anıldık. Böyle başarılarımıza bir de kendimizden çalıştığımız kulüplerden ama şimdi Gençler Birliği'nin bu kötü gidişi bizi üzüyor inşallah. Eski mahallesine döner. Yine alt yapısını üst yapısını daha güzel şeyler yaparlar. Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan. Mustafa hocam peki Jorge Jesus İrfan Can Kahveci'yi nasıl etkiledi? Yani çünkü performansı arttı. Evet geçen sene ben evet. İrfan'la bir telefon görüşmem olmuştu. İşte Mesut Özil'in olduğu dönemde. Ben İrfan bir kere çalışmayı sever. Bir de çok iyi bir Fenerbahçelidir İrfan. Yani aynı şekilde Altay'da Fenerbahçe sevgisi olan Fenerbahçe yani herkesin gönlünde bir aslan yatar ya bunların gönlündeki takım da süper takım Fenerbahçe. Hatta evet. İrfan'ı biz Gençler Birliği'ne Başakşehir'e satarken benim bir açıklamam vardı. Ben Fenerbahçe'nin yerine olsam 3 milyon euro verip hemen İrfan'ı alırım. Bir Fenerbahçe'li oyuncuyu kazanmış olurlar. Uzun yıllarda Fenerbahçe hizmet eder demiştim ben. Ya şimdi İrfan Can hem iyi bir Fenerbahçeli hem de uzun yıllar o mesela o konuştuğumuz dönemde yani İsmail Kartal Hoca'nın döneminde
İrfan'a şunu söyledim. Dedim ki bak ben senin yerine olayım sadece işime bakarım dedim. Başka hiçbir işle ilgilenmem dedim. Daha ekstra çalışmalar yap. Daha farklı bir antrenman metodu kendin oyunu antrenmanların dışında. Çünkü sen Türk futbolu ve milli takıma lazımsın dedim Fenerbahçe'de. Allah var çocuk da mesela İrfan da hep dinler bizi. Şimdi mesela Jesus geldikten sonra yine bir İrfan'la konuştuğumda hocam dedi müthiş bir yani insan babacan bize çok güzel yaklaşıyor bütün oyunculara dedi çok iyi çalıştırıyor dedi. O da hatta dedi ki hocam o da senin gibi bağırıyor çağırıyor ama dedi gönlümüzü almayı bizi sevmeyi bizi okşamayı çok iyi biliyor dedi. Ve onunla Jesus'tan dedi daha da iyi olacağımı düşünüyorum dedi. Çünkü bu belki İrfan bazen antrenman temposu olarak ya da maç temposu olarak böyle ya yürüyor gibi ya da düşük tempo gibi gösterir gibi ama evet. İrfan koşu temposu ya da İrfan'ın oyun bilgisi İrfan çok iyi sprint atan bir oyuncudur. Yani tersten içeri girerek topla sprint atan bir oyuncudur yani. O önce Jesus'tan daha iyi olacağım hocam dedi ve nitekim de öyle oldu. Şu anda yani İrfan bana göre Türkiye'de hem Fenerbahçe'de hem Türk futbolunda damga vuran oyuncularından bir tanesi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Hocam tekrardan merhaba. Merhaba canım. Hocam az önce İrfan Can Kahveci'den bahsettiniz. Birçok oyuncuyla çalıştınız bu noktada. Birçok oyuncunun gelişimine katkıda bulundunuz. Hocam kariyer planlamanızla ilgili var mı bir gelişme? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ben şu anda isteyen takımlarımız da oldu ama. Evet. Yani biz Gençler Birliği'nde ya da Ankara'dan alıştığımız için. Yani kulüp planlaması ve projesi. İyi olmasını istedim. Yani o yüzden biraz acele etmek istemiyorum. Evet. Konuştuğumuz bir iki takım da var. Onlar da şu anda ligde iyi gidiyorlar. İnşallah öyle devam ederler. Yani ondan sonra zaman ne gösterir, ne olur bilemiyorum. Eğer baktı ki bizim bir yerlere gitmemiz biraz uzun sürecekse büyük bir ihtimalle Almanya'ya gidip hem orada bir ufak bir eğitim alacağız bir kulüpten konuştuk. Ondan sonra da orada da hem gurbetçi oyuncularımızı oyuncuları izleyip ondan sonra dönmeyi düşünüyoruz. Hocam özellikle mesela siz uzun yıllardır teknik direktörsünüz. Son yıllarda hocam dikkatimi çeken bir nokta var. Teknik direktörlerin ömrü eskiye nazaran daha da kısa oluyor. Yani evet. İki mağlubiyette ipler, yollar ayrılabiliyor, ipler kopabiliyor. Bu noktada evet. Hocam yani bunun sebebi nedir? Abi şunu söyleyeyim. Şimdi bak eğer kulüplerde bir teknik direktörle anlaşıyorsan o teknik direktörün istediği oyuncuları ya da kulüp yapısına göre, kulüp bütçesine göre teknik direktörler, kulüpler ve kulüp başkanları teknik direktörler güvenmesi lazım. Evet. Yani ondan sonra 3 mağlubiyetten sonra hadi teknik direktör git. Zaten çok teknik direktör değişen kulüplerde ya küme düşüyor. Genelde öyle oluyor zaten. Evet. Yani burada ne yazık ki bizim ülkemizde hoca adayları çoğaldı. Futbolu bırakır bırakmaz hemen kursa gidip ya abi diploması ya pro diploması işte 15 günde 20 günde bir anda diplomalar verilmeye başladı. Öyle olunca da şimdi Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon oynayan oyunculara biraz daha yani daha doğrusu emek vermeden hemen bir Süper Lig'de teknik direktör oluyorlar. Tabii biz yıllarca bekledik biz oralara gelmek için. Ama şimdi futbolu bırakır bırakmaz hemen teknik direktör oluyorlar kulüplerde. Bir başkasının da diplomasını da yanına alarak, profesyonel alarak öyle çalışan arkadaşlarımız var. Onlara da evet. Herhangi benim söyleyeceğim bir şey yok. O Futbol Federasyonu'nun bileceği bir şeydir bu. Yani teknik direktörler çoğaldı. Kulüplerin de ufacık başarısızlıkta da her şeyin sorumlusu teknik direktörlermiş gibi hemen görevden almaları. İşte o yüzden de futbolda bir yerlere gelemiyoruz. Şu anda Dünya Kupası'na bakıyorsun ki belki bizim milli takımımızdan daha kötü olan ülkeler Dünya Kupası'na oynuyor ama biz ne yazık ki oraya da gidemiyoruz. O yüzden altyapılara önem vermiyoruz. Üst yapılarda da
hocaya sabır vermiyoruz. Her şey birdenbire olsun diyoruz. İşte Fenerbahçe kaç yıldır uğraşıyor. İşte bu sezon Jesus gelince belki daha farklı bir ortam oldu. Ne bileyim, ondan sonra işte bir bakıyorsun Beşiktaş 3 kupa alan hocaya gidiyor. Galatasaray'da başlardan başlara giden bir Fatih Hoca bir anda ayrılıyor. Ya bazı şeyleri ya değiştirmek lazım. Burada bana göre teknik kadrolarda ya da teknik adamlarda değil de kulüp planı ve projelerin yanlış olduğundan ileri geliyor gibi geliyor bana. Mesela hocam ben dün Nobre'yle röportaj yapmıştım. Bu arada ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Mesela Adana Demirspor'dan bir örnek vereyim. Evet. Şimdi Samet Hoca, ben Adana'da gördüm onu. Yani evet. Şimdi Adana Spor'un imkanları ve Adana Demirspor'un imkanları arasında bir uçurum var. İki bir şehrin takımı. Evet. İki tane. Yani Adana Demirspor o kadar güzel bir planlama yapılanma yapmış ki alt yapısıyla üst yapısıyla. Evet. Samet Hoca çıkarttıktan sonra 4. haftadan sonra ayrıldı. İtalyan teknik arkadaş geldi. Montella. Şimdi yani Montella şu anda müthiş bir başarısı var. Aynen. Yaklaşık bu, iki sezona yakındır. 1,5 sezondur evet, Montella. Burada da işte başkana teşekkür etmek lazım. Çünkü teknik adamın arkasında durarak baktı, takımın aynı düzenini bozan futbolcuyu gönderiyor. Hocasına sahip çıkıyor. Ve başarı geliyor. Yani mesela eğer bu tip işler çoğalırsa, mesela geçmişte bir İlhan Cavcav, bir Cemal Aydın, bir Celal Doğan ya da bir Sefa Sirmen'in o dönemlerdeki yapılan başkanların başarılarının altında işte bu insanlar geliyordu. Şimdi bir bakıyorsun 3 kere giden var, 4 kere gelen var. O yüzden şimdi Adana Demirspor ligi zorlayan bir takım değil mi şu anda? Evet. Yani bunun gibi kulüplerin çoğalması lazım. Şimdi mesela Ankara Gücü. Biz 2019'da kümede tuttuk. O devre arasındaki yaptığımız hamlelerle tarih yazdık biz orada. Bizden sonra 3 kere düştü. 2 kere düştü. Ondan sonra çıktı. Şimdi yine ligde altlarda. İnşallah da düşmez ki hiçbir zaman da istemem. Yani o yüzden bazı şeyleri yapmak için zamana bırakmak lazım. İmkan vermek lazım. Sabır göstermek lazım. Hocam mesela planlamadan bahsettiniz. Ben de aynı fikirdeyim. Mesela orada Samet Hoca'dan sonra Montella geldi. Doğru bir planlama var. Evet. Başkan Murat Sancak, sportif direktör Gökhan Göktürk, Başkan Vekili evet. Metin Abi, Metin Korkmaz. Yani hepsi başarılı ya. Ben isim yani vermedim hepsi, ama hepsi başarılı. Hepsi başarılı yani. Burada dediğiniz evet. gibi planlama olacak ve uzun vadede projeler olacak. Dün mesela evet. Nobre'yle röportaj yapmıştım. Mert Nobre'ye gittik Ajans Spor adına. Gelecek hafta yayınlanacak. Çok güzel bir cümlesi var. Türkiye'de projeler 90 dakika dedi. Aynen öyle, doğruyu söylüyor. İşte Nobre Ankara Gençler Birliği'ne geldi. Evet. 6 hafta mı 7 hafta mı çalıştı. Ben o zaman sportif direktördüm. Adam giderken Nobre'ye de sorabilirsin. Evet. Ben hiçbir zaman gitmesini istemedim. Ve ona dedim ki sen burada 5 sene kal ve 5 sene bu görevde kalmaya razıyım dedim. Hatta evet. yemeğe gittik. Ben, Nobre, bizim kulüp çalışan arkadaşımız. Evet. Onunla da konuştuk. Sağa solu dinleme dedik. Daha sonra dinleme dedik, biz senin arkandayız dedik. Adam Çorum Spor'a gitti. Yani iki mağlubiyet alınca göndermem mi lazım? Evet. Yani sıkıntılar bu hocam. Şimdi Bursa Spor nerede? Eskişehir Spor nerede? Mersin İsmail Yurdu nerede? Yani böyle baktığın zaman yok olup gidiyor. Yok olup, bak ben geçmişte, şimdi squatlar var ya kulüplerde. Evet. Ben geçmişte, bende İngilizce yok, Portekiz yok. Ben Arjantin'e, Brezilya'ya, Uruguay'a nedir o? Paraguay'a gitmiş insanım ben. Evet. Buraları saymıyorum yani, bu yakın olanları. Evet. Ama ben gidip oyuncu buluyordum. Oyuncu çıkarıyordum. O zaman böyle menajerler yoktu. Herkes menajer. O zaman böyle fazla squatlar yoktu. Evet. Hiç unutmuyorum. Ben Arjantin'deyken Galatasaray bir oyuncu almıştı. Beni aradılar. O zaman telefonla da resim çıkmıyordu. İsim çıkmıyordu. Cevap ver diyordu. Buenos Aires'teydim ben. Bir açtım. Galatasaraylı yöneticiler. Karusman'ın aldığı dönem, geldiği dönemde. Evet. Yani biz o zaman mesela bizim alamadığımız oyuncu biz diyorduk ki işte Cemal Aydın Başkan dedi ki ya Mustafa Arjantin'den geldi. Ya da İlhan Cazcaz dedik rahmetli işte şuradan geldi Mustafa. Oğlum biz bunları alamıyoruz işte böyle böyle. O zaman böyle bir kulüplerin kendi arasında bir birlik beraberlik de var. Mesela biz alamadık, ücretimiz yetmedi, siz alın. Evet. 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 Yani ben o zaman iyi hatırlıyorum. Hiç unutmam yani Galatasaray'da 2-3 tane yönetici abimiz aramıştı. Dediler ki böyle böyle bu oyuncu alıyoruz nasıl dedi. Ben o zaman benim fikrim düşüncem bu dedim. Sonuçta siz almışsınız, ben saygı duyarım dedim ben. Yani şimdi herkes menajer,
Herkes squat. Doğru. Ben geçen hafta gittim. Geçen hafta demeyeyim. Adıyaman Buca maçı. Buca Adıyaman maçını seyrettim. Hatta orada da İzmir'de. Güneş Hoca'yla da konuştuk maç sonrası. Şimdi Buca Spor takımına baktım. Ligi silme götürmesi lazım. Bir de Adıyaman'a baktım. Arada uçurum var. Evet. Yani denge olarak, takım olarak kulüp. Ama bu işte ekonomik durumlara bağlı. Bütçeye bağlı. Hatta o gün hocanın da bir, sanki istifa edecekmişsiniz bir şey sezmiştim. Ya böyle bir takım yaratmışsın dedim. Senin takımı silme şampiyon olur dedim. Sana dedim o grupta Kocaeli, İskenderun falan olması lazım. Evet. Örneğin Bursa Spor, Ankara Spor, Bursa Spor maçına gittim geçenlerde. Bursa Spor çok iyi bir takım ama genç, tecrübesiz. Yazık oradan da düşecek. Yani hiç yok mu Bursa Spor'a sahip çıkacak birisi? Koskoca şimdi Ankara Gücü'ne nasıl Faruk Koca sahip çıktı? Evet. Bana göre Ankara Gücü'ne sahip çıkan tek grup Ankara Gücü büyük taraftarı çıktı. Evet. Ankara Gücü taraftarı olmadı şimdi Ankara Gücü Bal Ligi'ne gitmişti. Evet. Yani bu değerleri bilmek lazım. O yüzden doğru. Alt yapısıyla, üst yapısıyla hep doğru yapmak lazım. Şimdi Adana Demir Spor alt yapısı sorumlusu kim? Özgür Hoca, benim arkadaşım. Evet. Çok doğru bir hamle. Şimdi geçen gün Ümit Durmuş Hoca'nın yanına gittim. Ankara Gücü'nün altyapı sorumlusunun yanına. Oturduk, konuştuk oradan buradan. Bir yine Tüfat'ta bizim bir hocamızın yanına gittik oradan buradan. Ya herkesin kendine göre bir çevresi vardı. Ama işin içerisinde bazen de işte örnek Mustafa'nın gideceği yere bir anda bir telefonla Mehmet gidiyor. Ya da Mehmet'in gideceği yere birisi devreye giriyor, Mustafa gidiyor. Bunlarda da kurtulmak lazım. Evet. Yani ahbap çavuş ilişkisi var hocam. Yani emek veren insanlara sahip çıkmak lazım. Doğru hocam. Mustafa hocam çok teşekkür ederim. Ankara'ya selamlar. Selamlar hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Mustafa Kapı'ydı. Son bölümde hattımızda Cenk Valeci var. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk Salim. İyi yayınlar. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Hocam hafta sonunda oynanan İzmir derbisinde yaşanan olaylar vardı. Dün cezalar da belli oldu. Evet. Bu noktada hocam siz de İzmir'desiniz, İzmir'de yaşıyorsunuz, Menemen Spor'da görev aldınız, İzmir'deki futbol kültürünü biliyorsunuz. Yaşananlarla ilgili hocam yorumunuz nedir? Ya yaşananlar çok üzücü Salim, yani şimdi evet. Kusura bakmayın biraz hastayım da sesim de kötü olabilir. Geçmiş olsun hocam. Ya yaşananlar çok üzücü, bu yıllardır düzelmeyen bir durum yani. Biz artık şeyde İzmir halkı da bundan çok sıkıldı, inanın çok sıkıldı. İzmir halkı da bundan çok bıktı. Yani neden bir Göztepe Karşıyaka maçında neden herkes ailesiyle gidip izlemez? Yani Göztepe Altay neden herkes ailesiyle gidip izlemez? Yani böyle o onu vurdu, o onu öldürdü, ele geçen ne var işte, ne oluyor sonunda? Adam öldürmeden yargılanıyorsun. Ömrüm bitti, hayatım bitti, sabukalı oluyorsun, içeride yatıyorsun. Yani bunlara ne gerek var? Futbol bir oyundur ya, oyun. Futbol bir oyundur. Kaybedersen üzülüyorsun, kazanırsan seviniyorsun. Ya, bu her yerde böyledir. Oyunun her şeklinde böyledir. Evet. Alırsan da gazını verirsen, kaybedersen üzülüyorsun. Ama bu kavga, ne bileyim, adam öldürme, adam yaralama, sahanın içine girip yani korner bayrağı kırmak kafasında nedir ya? Bu çok yabanice bir iş yani. Çok yani hocam, ya. Yani insan düşmanına yapmaz hocam onu. Ya yapmaz. Bizim mesela o şey fişek vardı hocam. Atılan fişek vardı. Sahaya evet. Gelen taraftarlar vardı. Gerçekten yani her iki camiaya bunu mal etmemek lazım ama olmaması yazık gereken işte, olaylardı. Yazık. Kulüplere de yazık oluyor işte. Görüyorsunuz. Al. Kulüpler ceza yedi. Ne oldu? Bir tane orada türbünden çıkıyor. Hadsiz bir şey katıyor. Biri sahaya iniyor. Kulüpler bunun cezasını çekiyor. Yazık günah. İkisi de, iki kulüpte şu an zaten puan olarak kritik bir durumda. Taraftara ihtiyacı var. Ne bileyim, evet. Sahasına ihtiyacı var. 12. güce ihtiyacı var. Şimdi ne oldu? Şimdi yarın bir gün Altay Göztepe küme düşerse ne olacak? Kim verecek bu hesabı? Olan kulüpleri oluyor işte. Ya yıllardır İzmir halkı bıktı artık. Yani öyle bir şey ki yıllar önce Alsancak stadı Alsancak'ta yine bu aralar yine başladı aslında. Altay'ın oynadığı böyle ne bileyim işte farklı dışarıdan olan takımlarla. Yıllar önceyi ben anlatayım. İzmir'de Alsancak kordonunu biliyorsun Salim. Doludur insanlarla da hafta sonu full doludur. Ne olur biliyor musun? Hadi kalkın maça gidelim derler. Stat ağzına kadar dolar. Ailece kız arkadaşını alan gider, çocuğunu alan gider, babasını alan gider. Evet. Şimdi insanlar bu durumda tedirgin oluyorlar.
Evet doğru. Ben şimdi gideceğim maça, ağzıma fişek gelecek. Hiçbir şey garantisi yok ki. Hocam peki devam edelim. Birincilikte heyecan devam ediyor. Birincilikin seyriyle ilgili Cenk Narlıcı'nın yorumu nedir hocam? Valla birincilikte ilgili seyir. Şimdi sezon başında artık hani şöyle bir şey. Kamplardayken tahminler yürütüldü. Ben de sezon başı Tuzla Spor'daydım. İşte beraber kamptaydık Eyüp Spor'la. Tabii herkes evet. Eyüp Spor'u açık ara demeye başlamıştı transferlerden. Eyüp Spor da bunu gösterdi. Puan olarak en yakını 9 puan fark attı. Tabii daha hiçbir şey garantisi yok ama Eyüp Spor bu. Devrelerini yapacağı bence yine yapacaklar. Hedefi direkt Süper Lig koydukları için devrelerini yapacak transferlerle artık Eyüp Spor'un herhalde bu ligi götüreceği aşikar. İşte arkasından gelen Rize. Ya burada bakıyorsunuz Milli Kalkı'ya Eyüp, Rize, Pendik, Keçiören, Bolu, Samsun, Manisa. Burada herhalde yani sürpriz denecek takımlar sanırım Keçiören ve Pendik gibiydi. Sezon başında bakarsanız. En çok da Keçiören. Herkes Bandırma'yı mesela içeride beklerdi. Sakarya'yı evet. içeride beklerdi. Göztepe'yi içeride beklerdi. Cami olarak. Şimdi bakıyorsunuz Bandırma geçen sene final oynamış. Sadece bir iki oyuncusu gitti. Ama bayağı bir düşüş yaşadı. Yani buraya içeriye Asper kadar Manisa FK attı kendini. İlk 7'nin içine şu an. Samsun Spor hala bence beklenenin altında. Çünkü hedefleri ilk 2 direkt çıkmak. Bu seneki hedefleri direkt çıkmaktı. Hala beklentinin altındalar diye düşünüyorum. Bolu istediği yerde bence. Keçiören bence beklentinin üstünde yani bayağı bir beklentinin üstünde. Burada playofflara hani kalırsa playofflarda biliyorsun ünlü performans her şey olabiliyor. Ama tabii daha ligin bitimi de çok var. Burada çok hareket edecek takımları var. Devre arası transferleri var. Evet. Bodrum beklentinin çok üstünde başladı. İçerideki özellikle performansı. Ama son başlarda biraz düşüş yaşadı. İşte o yüzden ilk 7'nin içinden çıktı. Yani heyecanlı. Bence ikinci devre daha da güzel maçlar bizi bekliyor. Daha heyecanlı maçlar bizi bekliyor. Düşme fotosuna bakarsanız Altın Ordu çok istikrarsız gidiyor. Malatya bir var bir yok. Gençler bir hoca değişti. Yeni hocasıyla da herhangi bir şey olmadı. Denizli Spor yeni hocasıyla sadece bir galibiyet aldı. Yine aynı. Yani alt tarafta da eğer ekstra bir şeyler olmazsa çok kritik maçlar var. Yani Altın Ordu, Malatya, Gençler bir Denizli. Bunları eğer devreye kadar puan toplamalıysa ikinci devre işleri çok zor olabilir. Erzurum Spor beklentinin altında yani transfer tahtasının kapalı olması için sıkıntılar yaşadı. Kulübesi olmayan, beşli adamı olmayan yani daha önce de söylediğim gibi ellerini açıp Allah'a dua etmek lazım. Bazı takımlar yani inşallah hiçbir oyuncuma bir şey olmaz diye. Bunların içinde Gençevli, Malatya, Erzurum yani elleri açıp Altay özellikle Altay hocaların yerinde olsun her bir dua ederim yani bir oyuncuma bile bir şey olmasın çünkü biliyorsun ki bu saydığımız takımların 13. oyuncusu yok 14. oyuncusu yok o yüzden de yani oyunculara çok iyi bakmaları oyuncuların kendilerine çok iyi bakmaları gerekir. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim Salih. Yine uzun bir dönemdi hocam. Müsait olduğunuzda, hastalığınızı atlattığınızda daha uzun bir süre bağlantı yaparız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Bay bay. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cenk Larici'ydi. Sizlerden gelen sorular var. Bu soruları da cevaplayacağım. Ardından programı bitireceğim. Dün Mustafa Kapı ile röportaj yapmıştık. Röportajın detaylarını Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bunu belirtelim. Sorusunu cevaplamayadım dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Benden hemen sonra Nazım Türknaz sizlerle birlikte olacak üçleme programında 13-14 arasında. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Radyo Spor!
tekrar yayınlanan programı dinlediniz.